Merhaba. Dün her şeyi Ergenekon torbasına soktular diyenler. Acaba bugün ne düşünüyor? Dün darbe iddiaları doğru ama günahı olmayanları da tutukladılar diyenler. Bugün dün inandığı darbe iddiasına sahip çıkıyor mu mesela? Dün eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkökün darbeyi ben önledim sözüne dönemin kuvvet komutanı Aytaç Yalman karşı çıkmış hayır ben önledim demişti. Aynı ay Yalman daha da ileri gidecek, İlker Başbuğ görevini yapsa balyoz olmayacaktı diyecekti. Bunlar kulis değil, gazetecilere verilen yayımlanmış manşete çıkmış demeçler. Gel gelelim bugün önledik dedikleri o darbe yalan çıktı öyle mi? Acaba aynı görüşlerini koruyorlar mıdır? Dün dönemin başbakanı kendisini görünce ayağa kalkmayan kor general için bedelini ödedi demişti. O başbakan bugün cumhurbaşkanı. Acaba o kor general ayağa kalkmadığı için mi bedel ödedi, darbeci olduğu için mi? Cevap verebilir mi? Hatırlatalım o kor general Engin Alandı. Sonra MHP'de siyaset yaptı. En son Mehmet Ağar ve Çakıcılı Kareler'den hatırlayacaksınız hükümetin başı Ergenekon'un savcısıyım derken, hükümet üyeleri de o savcılara ülkenin borcu var, Türkiye bağırsaklarını temizliyor, cumhuriyet tarihinin en büyük hesaplaşması gibi laflar ediyorlardı. Bir kısmı halen görevde. Acaba tekrar aldatıldık, can simidine sarılacaklar mı? Asker kendi işinde gücündeyse, siyasete müdahaleyi asla düşünmediyse, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parlamentoyu tıkayan tek başına Erkan Mumcu muydu? 2008'de AK Parti hakkında kapatma davasını açan tek başına Savcı Abdurrahman Yalçınkaya mıydı? Dink, Malatya Zirve, Rahip Santoro cinayetleri, Danıştay katliamı, faili meçhuller, bin yıl sürecek 28 Şubat vesaire. Hepsi münferit kişisel olaylar mı? Şu anda rüzgar güçlü esiyor. Delillendirilmiş, itirafları alınmış, belgeleri yalanlanmamış, soruşturması güçlü davaları savunacak hal yok. Geleceğin araştırmacı gazetecileri için bir ipucu verip kapatayım. Bir ara sanık ve tanık ifadeleriyle Ergenekon kitabı yazmayı düşünmüştüm. Araya zaman girdi artık bunun bir anlamı kaldı mı emin değilim. Ama şuna eminim. Orada görürdünüz bir darbe girişimi var mı yok mu? Tek başına mahkeme tutanaklarına bakmanız yeter artar. Silivri'de bir gün o mahkemede İlker Başbuğ'un Hilmi Özkök'e bakışları bugün gibi hatırımdadır çok şey anlatıyordu. Ve yine şunu unutmayın, davaların hepsi özellikle karıştırılıp çorba edildi. Biri hakkındaki zayıf bir unsur diğerlerine de teşmil edildi. Örneğin 4,5 yıl süren Ergenekon davası söz konusuysa orada uydurulmuş, üretilmiş delil iddiası yoktur. İleride araştıracaklar buradan başlayabilirler.